Merhaba, ben Avukat Fatih Yiğit. Bugün sizlere Limited Liability Company olarak bilinen LLC ile Corporation'lar arasındaki farklardan bahsetmek istiyorum. Daha önceki videomuzda genel olarak Amerika Birleşik Devletleri'nde şirket kurulmasıyla ilgili bilgiler vermiştim. Bu videomuzda LLC ve Corporation arasındaki farklılıklardan özellikle yönetim ve vergisel açıdan farklılıklara değinmek istiyorum. Eyaletten eyalete değişmekle beraber LLC'ler ortaklarının kendi aralarındaki ilişkileri serbestçe belirlemiş oldukları ortaklık hükümlerini tescil ettirerek şirketleştirilmesi olarak görülmektedir. Dolayısıyla bir LLC söz konusu olduğunda LLC'nin sermaye, yönetime ilişkin hususları, kar dağıtımına ilişkin, sorumluluklara ilişkin hususların hepsinin ortaklar tarafından belirlenip bunu Operating Agreement olarak bilinen ortaklık sözleşmelerine yazması beklenmektedir. Taraflar arası bir uyuşmazlık çıktığında ise mahkemeler bu ortaklık sözleşmesine bakarak karar vereceklerdir. Corporation'lara gelince, Corporation'ların yapısı, kurumları kanunlar tarafından belirlenmiştir. Nasıl hissedar olunacağı veya yönetiminin nasıl olacağı, hissedarlığa ilişkin genel kurulların nasıl oluşacağı, bunlar büyük ölçüde dediğim gibi mevzuatlar tarafından belirlenmiştir. Bu nedenle daha structured, daha yapısal organizasyonlar olarak görülürler. Tabii bunun sonucu olarak da belirli formalitelere riayet edilmesi beklenmektedir. Yönetim kurullarının işletilmesi, genel kurulların toplanması ve bunların karar alması yine şirketlerden, corporation'lardan beklenilen hususlardır. Sonuç olarak yönetim açısından LLC'lerde daha esnek, hükümlerini ve şartlarını daha çok ortakların belirlediği bir yapı, corporation'lar ise daha çok kanunlar tarafından belirlenmiş olan yapının hissedar ve yönetim kurulu tarafından takip edilmesi beklenen yapılar olarak değerlendirilebilir. Yönetim dışında vergisel açıdan corporation'lar ve LLC'ler arasında büyük farklılıklar mevcuttur. LLC'ler pass-through entity, yani kurumlar vergisi ödemeyen, vergi sorumluluğu taşımayan yapılar olarak kabul edilirler. Dolayısıyla LLC'nin sahibi, hissedarı, LLC'nin elde etmiş olduğu gelirleri kendi vergi beyannamesi içerisinde gösterip o vergi beyannamesini vergi idaresine iletmektedir. Eğer ortaklı bir LLC'den bahsediyorsak, o zaman LLC'nin yine vergi beyan yükümlülüğü bulunmakta olup ama bir vergi ödeme yükümlülüğü bulunmamaktadır. Corporation'lara gelince, vergisel açıdan corporation'lar S corporation ve C corporation olarak ikiye ayrılırlar. Bu ayrım şirketin kuruluşundan kaynaklanan veya farklı şekilde kurulmasına kaynaklanan bir ayrım olmayıp tamamen vergisel amaçlı bir ayrımdır. C corporation'lar gelirlerinden sabit olarak şu anki vergi oranlarıyla %21 olarak vergilerini öderler. Eğer hissedar C Corporation'ın elde etmiş olduğu kardan kar payı almak isterse ayrıca kendisi de kar payı vergisi ödemek durumundadır. Dolayısıyla C Corporation sahipleri C Corporation'ın yapmış olduğu bir gelirden iki kez vergi öderler. Birinci vergileri Corporation şirket seviyesinde öderler. Sonrasında da gelirlerinden kar almak istediklerinde kar payı ödemesi olarak bu kar payı ödemesinin oranları belirli şartlara göre farklılıklar arz eder. C corporation'lar dışında bir de S corporation'lardan bahsetmiştik. S corporation olarak classify olabilmenin belirli şartları var. Öncelikli olarak S corporation sahiplerinin Amerika'da yaşıyor olmaları gerekir. Vatandaş veya green card'lı olmaları zorunlu değil ama Amerika'da yaşıyor olmaları gerekir. Bunun dışında yine S Corporation'ın sahiplerinin tüzel kişilik olmayıp gerçek kişi olmaları gerekir. Şirket içerisinde kar pay dağılımında veya diğer önemli hususlarda imtiyaz konulmaması gerekir gibi belirli şartların mevcudiyeti aranmaktadır. Bu şartlar karşılandıktan sonra bir şirket kendisinin S Corp olarak tanımlanmasını, S Corp olarak vergi rejimine tabi olmasını isteyebilir. Peki S Corp olmanın getirdiği avantajlar neler? S Corp'lar tıpkı LLC'ler gibi kurumlar vergisine tabi olmayacaklardır. Dolayısıyla S Corp bir ticari faaliyet yürüttüğünde elde ettiği kazancından kendisi kurumlar vergisi ödemez. Onun geliri yine hissedarın geliri olarak hissedarlar kendi gelir vergisi beyannamede göstererek vergilerini öderler. Dolayısıyla S Corp'lar
hem corporation'lar için kurulmuş olan structured, yapısal bir şirket yapısından istifade etmiş olurlar. Aynı zamanda da LLC'lere benzer, hatta belirli detaylar yönüyle LLC'lerden daha iyi bir vergi rejimine sahip olmuş olurlar. Dolayısıyla bir ticari işletme kurulmak istendiğinde hangi şirket yapısı kurulmalı? LLC, S Corporation veya C Corporation, bunların hangisinin daha uygun olacağı, biraz da kurulacak olan ticari işletmenin veya hissedar rolündeki kişinin buradan ne zaman hangi şartlarda kar almak istediğinin veya sermaye yapısını nasıl oluşturacağının, bundan sonraki süreçte bu şirketten beklentilerin neler olacağı ile ilgili bir husus. O nedenle her bir işletmeyi ayrı ayrı değerlendirmek gerekir. Bu konulardaki sorularınız için bize ulaşabilirsiniz. Teşekkürler.